Bypass mı? Balon start mı? Kardiyoloji çok hızlı ilerlediği için teknolojiyle çok adapte bir branş kardiyoloji. Ve bizim çok zorlanarak tedavi ettiğimiz damarları şimdi artık teknoloji çok geliştiği için çok rahatlıkla tedavi edebiliyoruz. Önceden cerrahi hangi hasta ile de ameliyat olması lazım, hangi hastaya stent konulması lazım tartışması varken şimdi hangi hastaya stent koyamayız ki tartışması var. Her hastaya bir stent koyabiliyoruz. Burada da cerrahlarla aramızda bir şey var, tatlı sert bir diyalog var. Bizim açımızdan şöyle, belirli grup hastaları risk puanlaması yapıyoruz. İşte Syntax Score denen çok günce kullanılan bir skorlama sistemi var. Bu skorlama sisteminde düşük orta risk grubu olanlara biz artık stent yapıyoruz rahatlıkla. 32 ve üzeri Syntax Score yani yüksek risk grubu dediğimiz grubu cerrahiye veriyoruz. Bunlar da stent konamayacağı için değil de çoklu stent koyduğumuzda uzun vadede hastalar tekrar cerrahi ihtiyacı oluyor. Tekrar anjiyo olma ihtiyacı olduğu için. Ama bugün için stent koyamadığımız bir hasta grubu neredeyse yok. Önemli olan burada stent koyup koyamamak değil, yani balonla stentle damarı açıp açamamak değil de hastanın kliniğini değerlendirip bu hasta stentten mi daha çok fayda görür, cerrahiden mi daha çok fayda görür, bu ayrımı yapmak lazım. Cerrahinin kendi içerisinde bir takım riskleri var. İşte anestezi riski, yoğun bakım riski vesaire gibi. Balon stent işlemi yaptığımızda da yeniden daralma gibi bir sorun var. Ama şimdi kullandığımız stentler olsun çok gelişmiş. Hem gerek kullanım kolaylığı gerekse yeniden daralma oranları çok düşürülmüş. Yine de o tedavi çok iyi, bu tedavi çok kötü değil de hasta bazlı düşünmek lazım. Her hastanın hangi tedaviden daha çok fayda göreceği etraflı incelenmesi lazım. Yandaş hastalıkları, damar yapısı, kalp etmezinin olup olmaması, hastanın tedaviye uyumu değerlendirilerek bunu karar vermek gerekiyor. Tedavi uyum konusu çok önemli. Cerrahi yönünden şu, hastalar ameliyat olduğu zaman biz bypass olduk, damarlarımız değişti. Aa ne güzel, her şey yolunda diye gidiyorlar ve bir süre sonra bypass damarları tıkanarak bize geliyor. Bunların tedavisi bypass olmayanlara göre daha güç. Yani bypasslı bir hastaya stent koymaktaki risk bypasssıza göre daha yüksek. O nedenle ateroskleroz dediğimiz kalp damar hastalığında siz yaşam şeklinizi iyi ayarlamazsanız, koruyucu önlemleri iyi yapmazsanız, ilaçları düzgün şekilde kullanmazsanız günün birinde bu hastalık tekrarlıyor. Ve burada ne stent ne cerrahi hiçbiri de bir yere sizi bir sonuca ulaştırmıyor. Onun için hastaların hangi tedavi alırlarsa alsınlar, başlangıçta ateroskleroz dediğimiz koroner arter hastalığı ile ilgili iyi bir eğitimden geçmesi gerekiyor. İyi bir ilişkilendirilmesi gerekiyor. Hastalara zaman ayırıp tedavisini, diyetini iyi konuşmak gerekiyor. Ondan sonraki aşamada cerrahi mi, stent mi? Biz yoğunluklu stent işlemleri yapan kardiyologlar olarak, invazif kardiyologlar olarak bugün için cerrahların ameliyata almak istemediği hastalara da stent koyuyoruz. Yani hasta çok ciddi risk grubunda olduğu için onları cerrahlar almadığında biz o hastalara da stent koyuyoruz. Onun için bugünkü mantıkla stentle tedavi edeceğimiz hasta grubu neredeyse yok. Ama tedaviden hastanın ne kadar fayda göreceği iyi tartılıp hangisi cerrahi, hangisi stent, o ayrımın yapılması gerekiyor. Beta anjiyoya siz de düşman mısınız? Değilim ama Türkiye'de beta anjiyoyu ilk kullanan grup kardiyologlardan biriyim ben. Zamanında Türkiye'de ilk çıktığında radyolojideki arkadaşlarla birlikte bu işi oturtup kullanmıştık. O zaman Türkiye'de beta anjiyo doğru düzgün yapılmıyordu bile, yıllar öncesinde. Beta anjiyonun gereksiz kullanımına karşıyım. Çünkü kolay diye görülen bazı tetkiler aslında size uzun vadeli sorun oluşturuyor. Nedir bu? Radyasyon. Opak madde kullanımı. Biz normal koroner anjiyografide kullandığımızın daha üstünde radyasyon kullanılıyor. Beta anjiyoda yine opak dediğimiz yani toksik ilaç kullanımı anjiyonun neredeyse iki katı kullanılıyor. Onun için belirli algoritmalara göre hareket ettiğimiz zaman bu tedavi için de geçerli, tetkiler için de geçerli. Bazı algoritmalara göre hareket ettiğiniz zaman o kişi için en iyi tetkik odur. Ama algoritmanın dışına çıkarsanız BT anjiyografi iyi bir tetkik değildir. BT anjiyografinin yani bilgisayar tomografiyle yapılan koroner anjiyografinin tarama testi olarak kullanılması kesinlikle ve kesinlikle yanlıştır. Ben damarlarımı merak ediyorum. Onun için bir tomografik anjiyo yaptırayım mantığı kesinlikle doğru değildir. Biz tetkikleri değil insanları tedavi ediyoruz. Kişinin risk faktörü değerlendirilerek aile öyküsü, sigara kullanımı, şeker hastalığı, tansiyonu, diyabeti değerlendirilip
Sonra uygun şekilde bir kardiyolojik muayeneden geçmesi, ECOS'u, EFOR testi, bir takım biyokimyasal testleri yapılıp bunların sonucunda hastanın kalp hastalığı olduğuna karar veriliyorsa normal anjiyografi yapılması lazım. Bu tetkiklerin sonucunda kalp hastalığı olmadığına karar veriliyorsa hiçbir test yapılmaması lazım. Koruyucu önlemlere devam etmek gerekiyor. Bir de bizim orta zonda dediğimiz bir hasta grubu var. Hastanın kesin kalp hastası olduğuna karar veremiyorsunuz. Ama yoktur da diyemiyorsunuz. İçinizde halen bir kuşku var. İşte bu grup kalp BT anjiyografinin tarama grubudur. Bu kişilere tarama amaçlı hastalığı var mı diye BT anjiyografi yaptırabilirsiniz. Tomografik anjiyonun en çok işimize yaradığı konu neresi? Aslında anjiyo yapılan hastaların bir grubunda biz tıkalı damarların damar çapını, üzerindeki kalsiyum yükü dediğimiz kireçleme oranını bilemiyoruz normal anjiyoyla. İşte bunlarda tomografik anjiyo bize tedavide çok yol gösterici oluyor. En önemli kullanım alanlardan birisi bu. Bir başka kullanım alanı BT anjiyografinin bypasslı hastalarda bypass damarların görüntülemesi her zaman mümkün olmuyor. Bazen tıkalı olan bypass damarın bağlandığı ya da bypass yapıldığı damarın çapını bilemiyoruz. O bizim için çok önemli çünkü o damarı açıp açmayacağımız, yani oraya stent koyup koymayacağımızla karar veriyoruz. Yine bu hastalarda BT anjiyografi çok önemli. Bir başka hasta grubu var. Aort damarından çıkan koroner damarlar, ostium dediğimiz yani giriş kısımlarında kateter anjiyoyla bazen hastalığı kaçırabiliyoruz. Biz bunlarda tomografik anjiyoyla o bölgeleri değerlendiriyoruz. Tomografik anjiyo iyi bir şekilde kullanılırsa çok geniş bir hasta grubu var tomografik anjiyo yaptırabileceğimiz. Ama tarama amaçlı tomografik anjiyo kullanımı tıbbi olarak doğru bir şey değildir. Kalbimizi nasıl koruyabiliriz? Bu soru sağlığımızı nasıl koruyabiliriz de geliyor. Kişinin yaşam şeklini uygun hale getirmesiyle ancak sağlayabiliriz. Bunu sabahleyin kalktığınız saatten başlayıp, yani uykudan hangi saatte uyanıyorsunuz, kahvaltınızı nasıl yapıyorsunuz, gün içinde ne kadar yürüyorsunuz, ne yiyip içiyorsunuz, akşam hangi saatte yemek yiyorsunuz. Bunların hepsi etkili. Gün ışığına göre yaşam, sağlıklı yaşamın en önemli kuralı. Bugünkü modern hayatta diyeyim, özellikle genç grupta şöyle bir alışkanlık oluyor. Uyku saatlerini gece geç saate kadar olup gündüz uyumak. Biz biliyoruz ki melatonin diye bir hormonumuz var ve yani güneşe göre uyku en sağlıklı olan uyku. Uyku saatinin 6-8 saat aralığında olduğu, yani 6 saatten kişiye göre az uyumak istisnalar dışında iyi bir şey değil. Ama 8 saatte geçmemek ve güneşe göre uyku saati. Yani sabahleyin gün doğumunda ayakta olmak gerekiyor. Bu uyku saati önemli. Çok uyulmadığı için ısrarla bunu vurguluyorum. Beslenme çok önemli. Kahvaltı yapmayıp ya da sabahleyin iyi bir şekilde enerjimizi almayıp işe başladığımız zaman yorgunluğumuz, motivasyonumuz azalıyor ve bu bizi hızlı bir takım yiyeceklere yönlendiriyor. Bu fast food dediğimiz kısma yönlendiriyor. Oysa sabahleyin düzenli proteinimizi aldığımız zaman, gerekli kahvaltımızı uygun bir şekilde proteinli bir kahvaltı yaptığımız zaman gün içerisindeki karbonhidrat ihtiyacımız azalıyor ve daha dengeli bir beslenmeye gidiyor. Yine beslenmeden mutfağımızda mutlaka sebze meyvenin eksik olmaması gerekiyor. Vücut kitle indeksi kardiyolojide önemli bir risk belirleme ölçütü. Göbek çapı fazla olsa bir kişinin hiç yediğini içtiğini sorgulamanıza gerek yok. O yanlış besleniyordur ya da hareketi azdır. O nedenle eskiden olan diyet alışkanlıklarından çok şimdi kişinin toplam kalorisine çok bakıyoruz. Bu da direkt göstergesi kilosu. Ya kalorisi düşük gıdalarla beslenmesi ya da günlük aktivitesini artırarak yediğini harcaması gerekiyor ki bu dengeyi sağlayabilelim. Panik atak gerçekten kalp krizi geçirtir mi? Şöyle, panik atak kalp krizi geçirtir mi? Eğer zeminde bir kalp hastalığı yoksa panik atak kalp krizi geçirtmez. Ama panik atağın şikayet semptomlarıyla kardiyolojinin semptomları birbiri içerisine çok giriyor. Kalp hastalığının semptomları. O nedenle gerek kişinin rahatlaması, yani bende kalp hastalığı yoktur'u açığa koymanız, gerekse gözden kaçan hasta grubunu yakalayabilmeniz için kişi panik atak semptomlarıyla bile gelse bunu kalp hastası gibi değerlendirip A'dan Z'ye tüm tetkiklerini yapmak, işte biyokimyasal tetkiklerini, kardiyoloji muayenesini etraflı şekilde gerekli kardiyak testi, özellikle EFOR testi gibi testlerini yapıp bunlarda bir şey yoksa kişiyle uzun konuşmak. Bak sen de şunları yaptı, kalp olsa şöyle olurdu gibi bilgilendirdiğinizde hem o kişi
kalp hastası olmadığını öğrendiği için panik ataktan kurtuluyor. Hem de kalp hastalığı varsa hakikaten gözden kaçırmamış oluyorsunuz. Panik atan şikayetleri kardiyolojideki aritmi grubu hastalarıyla çok sık karışır. O nedenle bu hastalar kardiyolojik muayeneden geçirilip yoksa net şekilde uzun konuşularak hastaya bu izah edilerek çözümlenmesi lazım. Tüm bunları yaptınız, ettiniz. Hiçbir kardiyolojik sorunu var yok. Ama hasta halen, kişi halen bu döngüden kurtulamıyor. O zaman da gerekli yerden profesyonel yardım almak lazım. Peki hocam, bir kardiyolog olarak bu kalp kırıklarımızı ne yapacağız? Farklı bir soru soruyorum. ben de ona kelin derman olsa başına sürerim. Süper. Tabii. Yani kalp kırıkları hakikaten kalbimiz duygusal şeyden çok etkileniyor. Bizim bu grupta kırık kalp sendromu dediğimiz bir sendrom da var. Tıbbi ismini söylememe gerek yok. Tamamen sağlıklı bireylerde çok böyle ciddi üzüntülerden sonra bile kalp hastalığı olabildiği, kalp kaslarının bozulabildiği bir kalp hastalığı da var. Onun için kalbimiz, kimsenin kalbini kırmayalım, kendi kalbimizi de kimse kırdırmayalım.